Yeniden kendinden geçmen, değişim göstermen, kendini açman, savunma mekanizmalarının düşmesi, farklılaşman, başkalaşman, çok uzun zamandır yaptığın mantığını eyleme koymayı, hı hı. devre dışı bırakman gibi şeyleri. Yaşama arzun var mı? Var. Bir gün karşılaşacağını düşünüyor musun? Evet, var. Ha. Ama şu an değil bence. Çünkü oradayım diyormuşum. <laughs> bir anda bir aşk başladı aramızda. Fıskanıyor mu seni? Çok. Hadi ya. Ben de onu çok kıskanıyorum. Bazen fotoğraflarıma ve kıyafetlerime karışıyor. Süper Sürpriz değil de aslında çok düşünülmüş bir hediye aldım ama... Karşılık olmadı. Yok çok beğendi hediyemi ama gözümün önünde e? notu çöpe attı. Ben severim genelde anlamazlar nasıl sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> Hürriyet Komite'den herkese selamlar. Gizem Güneş konuğumuz ordulardan geldi bizim için. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim ne olsun birazcık yorgunum ama iyiyim gayet. Evet gözlerini alıyorum enerjiyi de biz buradaki programın akışıyla o yorgunluğu başka şeylere dönüştüreceğiz. İnanıyorum yani. Şehir dışı nasıl gidiyor? Şehir dışı bir yerden zor, bir yerden kolay, bir yerden güzel. <laughs> yani şöyle aileden ve hani arkadaşlarımızdan uzak olmak biraz zor yaşadığın şehirden uzak olmak zor ama... Ee, şöyle bir kolaylığı var. Sonuçta ordu, Ordu'da bir set çekmek İstanbul'daki setlerden daha farklı. Hani daha kolay gidiyorsun sete. Bütün ekip aynı otelde kalıyor. O yüzden her şey elinin altında oluyor. Daha kolay işliyor bazı şeyler. Ee, bir de başka bir yerde yaşamak da keyifli, hani farklı bir deneyim. O anlamda da güzel. Mesela şey açısından da öğrenmek isterim. Sen Gizem olarak hayata bakışında, yaşam tarzında Böyle zorluklara adapte olabilen biri misin? Nasıl değerlendiriyorsun? Mesela Ordu'dasın uzun zamandır, şehir dışı işi var. Ben kolay girdiğim ortamlara böyle adapte olurum. Yani normal bir arkadaş ortamında da veya gittiğim okul, farklı bir okul, ben çok fazla okul değiştirdim. Hemen adapte olurum. O yüzden Ordu'ya kolay adapte oldum ben. Yani hiç zorlanmadım. İlk gittiğimde sadece Yayla'daki sette biraz zorlanmıştım. O da hani internet yok diyecek bir şey bulamadım. <laughs> ya ee, ya, çok... <laughs> şehrin içinde değilim. Orada böyle beni ben ne yapıyorum, niye buradayım? Dedim ama yine oraya da adapte oldum. En son kendimiz yüz bir e oynarken bulduk çünkü <laughs> öyle bir keyifli bir şey oldu. Sen de zor şartlarla karşılaştığında gamsız olabilecek bir tip var. Evet. İyi bir şey, çok iyi bir evet, şey. Evet evet. Ya bir de bulunduğum böyle işte yaşadığım kötü olaylar veya bulunduğum kötü şartlarda kendimle dalga geçerek ya da durumla dalga geçerek bir şekilde onun eğlenceli bir yerini yakalamaya çalışıyorum. O Or bana iyi geliyor. Ordu'da tanınma durumu nasıl oluyor? İstanbul'a göre daha şey değil mi işte yerel? Tabii ki. Çünkü Ordu'da ilk defa bir dizi çekiliyor. Ee, i̇nsanlar çok merak ediyor bizi. Sete gelen çok dışarıdan halk var. Ee, sokakta ilk başta biraz zorlanmıştık. Ama şimdi onlar da alışta. Bizim kız falan olduk yani böyle. Aa, evet esnafla böyle selamlaşıp. Aa, merhaba abi falan Park yürüyoruz. Hep, Feride var. Evet Feride, Feride falan diye evet. Farklı motivasyonları var ya. Niye üzüyorsun en çok? En çok kardeşimi özlüyorum. Ailemi özlüyorum burada. Abi ben senin kardeşini soracağım. Tabii iyi hatırlattın ya. Sana dair benim kulağıma gelen Uğuncu'nun kadar kardeşin oldu. Kim senin kardeşin? Ne yapardın? <laughs> yani nasıl bir bağ var burada? Kaç yaşında? Kimdir? Ee, Kız kardeş mi? Yok erkek, erkek kardeş. kardeşim var. Ama Şanlı. böyle ikiz gibi benzeriz. Yani o benim erkek versiyonum. Aramızda 8 yaş var. Niye abi bu kadar birbirimize bağlısınız? Çok merak ediyorum. Ben de bilmiyorum. <laughs> o üniversiteye gidecek işte 18 yaşında olacak yakında. Ayhan sana bir ilişkiniz var? Şu evet. kardeşimle kardeşim sürekli. Yani çok çok seviyor. Böyle bir aşığız birbirimize her şeyi? yani. Anlatır ben de anlatırım. Hayır arkadaşlık var. Tabii tabii. Ya ilk doğduğunda çok kıskanmıştım bu arada. Yani anneme mektup falan yazmışım artık beni sevmeyeceksiniz biliyorum diye. Ha, çok duygusal. Şeyi hatırlıyor babam işte kardeşim annem doğum yapmış kardeşimi götürüyorlar böyle bakmışım e, tutuyormuşum ya. ama böyle vurmaya çalışıyormuşum. İlk 5 yaşına kadar çok kavga ettik biz. Her 20 çizde saçlarımı kopardı, birbirimizden nefret ediyoruz. Bir anda bir aşk başladı aramızda. Kıskanıyor mu seni? Çok. Hadi ya. Ben de onu çok kıskanıyorum. Yani ben çok kötü bir görünce olacağım büyük ihtimalle. Nasıl idare edebiliyorsunuz o şeyler aranızda peki? Yani o anlatıyor, ben de anlatıyorum. Hani eğer görüştüğüm biri varsa ama genelde son zamanlarda çok anlatmamayı tercih ediyor bana çünkü ayırıyorum onları. Sen de hakikaten öyle pis bir abla şeyi de var var aynen ya. Abi zor zor. E ne yapayım yani? Seni görümcen zor. Kızları çok şey yakıştıramadım çok. yani Neyse. ne bileyim. Abi kimi beğenirsin ki mesela kardeşini? Nasıl bir şey olmalı? Konu nerelere e, geldi? Şey, <laughs> Kardeşime kız <laughs> Kardeşime seçiyoruz <laughs> değil mi şimdi? <laughs> yani tamam hani çünkü... Ne olmalı? Evet hani güzel olsun onda tamam. bir sıkıntımız yok. Güzel kızlar buluyor. Sosyal zekası <laughs> olsun. Şükür. Evet zeki olması lazım. Ee, ve hani kardeşime bir şeyler katması lazım diye düşünüyorum. Hmm. Ee, bir tane Sen vardı mesela o kız arkadaşı. O kız arkadaşı sayesinde bayağı ders çalışıyordu oturup onunla. Şaka yapıyorsun. Evet. Kız çalışkan mıydı? Kız çalışkandı o da öyleydi. Ee, yani o tarz ona böyle katkı sağlayacak biri olursa Matematik Bir de hani gelip ben de mesela tanışmak isteyebilir kız. Senle Anladın kim tanışmak mı? istesin? <laughs> o konumdaki insan niye tanışmak istesin senle? Allah ben Yok ben göreceğim o kızı. Ben, Bana ne? <laughs> abi gençler zaten bırak. Neyse ama Neyse işte, aynen. Ne? O ne yaparsa e, o genelde bazen fotoğraflarıma ve kıyafetlerime karışıyor. Hmm. Abla bunu mu giyeceksin gerçekten diye. Ablasıyla aslında çok böyle tatlı ve yoğun bir şeyler yaşanıyor. Hakikaten evet, evet. İlginç bir kardeşlik ilişkisi var. Ama şey yani genelde kardeşim bir hata yaptıysa veya onunla konuşulması gereken bir şey varsa anne babam yerine ben konuşuyorum. Ha, çok iyi. Ya o öyle bir iletişimimiz var. Beni dinliyor. Ya beni inanılmaz dinliyor. inanılmaz saygı duyuyor. Ya, bu ya, bu hayatta... hani kıskançlık anlattıklarım işin şaka tarafları. Yani, biz böyle birbirimize uğraşmak için yapıyoruz ama hep en kötü anında beni arar. Ben çok de iyi. o şekilde hani birbirimizi anlatabiliyoruz. Bence bir hayatta kardeşten fazlası var hayatın. Onu hissettim şu anda. Bayağı güzelmiş bayağı. Gizem ee, dizi tuttu. Hı -hı. Sana da o karakter çok şey kattı. E, ve Yine öğrendiğim kadarıyla bu tarafa gelene kadar, bugüne gelene kadar senin işte daha bin bir gece sürecinden beri işte bir yolculuk var, bir istek var, şey var. <laughs> bu işleri de istiyorsun, seviyorsun anladığım kadarıyla. Ee, her şeyden, sosyal medya gücünden, e, şu andaki projenden bağımsız sormak istiyorum. Nereye gitmek istiyor Gizem? Yani e, biz nerelerde görebiliriz? Nerede olmak istiyor? Yani aslında benim olmak istediğim çok yer var. Yani Tarif bu televizyon ama. bunlardan bir tanesi. Ee, yani şimdiye kadar e, birçok şeyin eğitimini aldım. İşte spor olarak, dans olarak ve oyunculuk olarak. Müzikal de yaptım, dans da ettim. Yani dans, işte spor, oyunculuk yani ne varsa aslında her yerde olmak istiyorum. Benim de öyle bir şeyim var. Ee, te sadece televizyon değil, sahnede de olmak istiyorum. Sinemada da olmak istiyorum. E, dansla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum bununla ilgili çocuklara eğitimler vermek istiyorum yani ileride böyle bir düşüncem var Dansı oyunculuğuna bir katkı olarak değil başlı başına da aynı zamanda bir şey olarak görüyorsun Tabii şey yani tabii görüyorsun. ki katkısı var, yani var çok Tabii ki canım Büyük katkısı var Ama sen dansı başlı başına da bir Tabii ki yani Dans konusunda Stres gerçekten... Stres mi yani, dans ederken? Ne hissediyorsun? Yani üzüldüğüm zaman bile hareketli dans ederim. Hadi ya. Hareketli şarkılar dinlerim. Yani dans benim hep... Yani müzik hep hayatımda zaten. Müziksiz hani yola çıkmam. Sürekli evde müzik dinlerim. E, çocukluğumdan beri böyle. Sürekli dans ederim. Şimdi senden dinlediğimle ve çok samimi söylüyorsun bunları da. Evet o enerji var ama sanki dış görüntünde e, işte o samimiyetten önce duvarları inşa etme gibi bir yapım var. Yani işte bir... Temkinli, daha aurası yüksek biri gibi duruyor. Ama aslında seni tarif ettiğin o kız daha böyle enerjik, daha başka hı hı. bir taraf. O yönlerinde vardır hayatta gösterdiğin, yaptığın falan ama e, direkt senin ilk göreceğimiz anda o enerjiyi yansıtmayı hiç düşündün mü? Yani bu mesafe neden? Mesafen var mı senin? Yani şöyle söyleyeyim. Beni ilk gören insanlar benim böyle burnu havada biraz daha böyle... Yo, öyle bir şey sezilmiyor Ya da böyle ya soğuk mesafeli. Ya mesafe işte yani öyle ya. O da mesafeyi biraz hani bunu bunu havada mesafeni, derler ya. Ama mesafeni egoya veya kibre döndürmüyorsun. O hissi Yok hayır. Bence. Ya sadece insanları önce tanımam gerekiyor. Ya o duvarı bence yani ben seviyorum ha. o duvarımı. Ya gerçek gizemi tanımayı hak etmesi gerekiyor benim Peki, için. Peki ya senin e, tanım yani işte tanımını hak ettiğin insan kaçarsa fark etmeden kaybedersen? Kendini göstermediğin için. Kendi bilir. iyi. <laughs> <laughs> ya, yani şöyle ya, tanımam lazım. Çünkü gerçekten benim çok yakın arkadaşlarım veya ailem benim en saçma hallerimi bilir. Yani ben komik olduğumu düşünüyorum. Yani i̇nsanları eğlendirmeyi çok seviyorum. İşte bunları sakladığın zaman güçlü da olduğunu mu düşünüyorsun? Evet bana biraz daha öyle geliyor. Yani çünkü ben çok üzüldüm zamanında. Ne diyorsun <laughs> yani ya, hem daha... ya? Sadece bu hani bir sevgililik falan anlamında değil. Yani arkadaşlarım tarafından canım, da çok... Tabii canım her şey olabilir. E, ya Üzdüler beni. <gülüyor> büyük büyük <gülüyor> şeyler geliyor ya birazdan. Ya onları çok anlatmayacağım. Çok spesifik şeyler ya. Yani Biz zaten aslında sormadan şöyle, anlıyoruz, dinliyoruz yani. Yani ilkokuldan itibaren gelen bir şey bu aslında. Yani ben çok aşırı arkadaşlıklara değer veren bir insanım. Hep böyle olduğum gibi olurum. Seni Öyle çok oluyorum. üzmüşler. Evet. Bayağı üzmüşler ya. Üzerinde çok hikaye var. Gözler, yani şey, gözler konuşuyor şimdi. <laughs> şey diyeni çok gördüm. Sen komik kızmışsın ha. Hani aa sen ne kadar eğlenceliymişsin onu diyeni çok gördüm. Çünkü ilk başta böyle oturan evet merhaba iyiyim ben de sağ olun falan Kimlerin dinliyorum. kimlerin payı var kim bilir. <laughs> en son en çok bölümümüze geçelim seninle. Hı -hı. En son en çok istediğin şey neydi? En son en çok istediğim şey kafeye gitmekti. <gülüyor> <gülüyor> en son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? Neye hüzünlendim? Yani çok hatırlamıyorum yapsın. Hadi çok ya şeye... üzülmez misin? En son en çok neye üzüldüm <laughs> için webde bulundum. Anladım. Benim için bulmuşum hep de. Hmm. Neye dedi. <laughs> neye üzüldüm? Aa dur çok şey bir soru şu an. Birçok şeye hüzünleniyorum. Ne? üzüldün üzüldenim? en son? Üzülür ne... müsün? Ya ben üzülürüm ama kendimle ilgili şeylere çok üzülmüyorum. İzlediğim şeylere daha çok üzülüyorum. Neye <laughs> üzüldün en son? En son neye üzüldüm? bir tane Instagram'da bir işte sokak hayvanları ile ilgili bir sayfa vardı. Orada bir köpeğe işkence etmişlerdi. Onu izleyip ağladım. En son buydu hatırladım. Hüzünlendiğim buydu aynen. Ama öyle çok şu an hatırladığım, hayatımda yaşadığım hüzünlü bir olay yok. Şimdi şey, yüzmek zaten artık zor. <laughs> Daha iyi, o meşakkat ister yani. En son en çok neye şaşırdın? Birinin yaşına şaşırmıştım. Hadi ya. O kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum. Bedenle miydi peki, yaşısın? <laughs> Ay ha, hayır, hiç göstermiyordu sadece. <laughs> ha öyle bir şey. Bayağı şaşırdım ama hiç göstermiyordu çünkü. Üzüldün mü? Yok, <laughs> En son en çok neyi yanlış anladın? Neyi yanlış anladım? Şöyle, aa, hatta bu yanlış anladığım şey beni hüzünlendirdi de. Hadi ya, ben neymiş? Oradan oraya şey yapıyorum. <laughs> neymiş? Bir tane sahne çekmiştik, havuza atlıyorduk sahnede, ama devamını da çektik. Ee, evden çıkmış haldeyiz. Ayağımızda panduflar var. Ve havuza atlayınca panduflar çıktı. Devamlılık olarak o terlikleri, panduflar ayağım, ayağımda olması lazım. Ama sus çok soğuk ve artık çekmemiz lazım onu tek planda. Ben çıktım. E, mizanseni bozup terlikleri almaya yeltendim. Sonra yönetmenimiz de bağırdı sana ne devamlılıktan falan yani Hani ben şey diye düşündüm o sırada. Kendi kendine bu kurallar gibi. Hayır hayır şey diye düşündüm. Ben ne yaptım benim yüzümden bu çocuklar bir daha havuza girecek. Ben bozduğum hani kendimi üf, suçladım. O aslında üf, üf. biz üşüyoruz diye onun hani şeyiyle i̇yi, ne? duruma i̇yi, iyi olan bir Aynı. şeydi. Hani boş ver devamlılık sen oyununa bak falan demek istiyor aslında. Hani sen oyna biz onu hallederiz demek istiyor ama ben. Çok üzüldüm hani benim yüzümden olmadı sahne herhalde dedim ama aslında durum öyle değilmiş ona İyi. hüzünlenmiştim evet. İyi. En son en çok niye hayır dedin? Hayır der misin? Ya dersin, hayır dersin. çok ya derim ama sevdiğim insanlara çok hayır diyemiyorum. Şimdi en hayır dediklerini sevmiyorsun algılamasın? Ay hayır öyle değil. Ha. Sevdiğimle çok yakın olduğum yani. Neye hayır dedim ben? Tabu oynayacaklardı Hı -hı. otelde ona hayır dedim en son niye çünkü hayırdır? yatmak istiyordum uyumak istiyordum öyle. O Aha. enerjide değildim o sırada. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Evet. Ne olmuştu? Zor şu an düşünüyorum. Ya. evet. Geldi gibi bir şey de sanki bu paylaşılsa mı? Da evet evet diye. öyle bir şey. İyisin ha geç... sen. Yok, yok. Anlıyorsun yok. bu <laughs> Şöyle hmm. tamam. Nasıl çevrilebilir? Evet. Düşünsene bir de bir güzelliği şurada yani. Ona söyleyeceksin. Şu an dinleyecek. O anlayacak. Sadece o anlayacak. Anladım. Var mı mesela söyleyeceğin şeyi... Anlar mı anlar. İzlese. Hadi ya. Anlar. Neydi? Yani tamam ama çok <laughs> yani aslında sakladığım bir şey yoktu. Sadece inadına göstermedim. Hadi ya. Evet anlar bence. Kırıldı mı? Bundan dolayı kırıldı. Seninle tabii. Görüşmüyor, tabii ki. Bitti falan Aynen. filan. Peki pişman mısın? Yok. Neden? Güvenseydi. Şimdi defterler yeniden açılıyor. Değer miydi? Hı? Değer miydi göstermemeye? Bence deydi. Çünkü ben Çetin asla... Musun hep böyle. Evet ama ben asla hani böyle şeyler yapmam. Yani karşındaki insana, arkadaşına, dostuna güvenmen lazım değil mi? Ama güven dediğin şey ayrıdır. Oradaki kıskançlık gibidir ya yani aslında. Evet ama işte saçma bir kıskançlık. Yani ben böyle bir şey yapacak olsam niye o insanın ki? Ama bazen mantığı ki? yoktur ya sevdiği için O zaman ya. mantıklı düşünsün biraz o da. <laughs> ben sana bir şey ama ideal değilmiş senin gözünde ya. Aa hayır senin bu son hayatta... raddeydi bende. Yani ya, da evet ya şöyle çok Bir insanın karşında sürekli kuruntu yaptığını... Vazgeçebileceği bir insan. Yani vazgeçemedim uzun bir süre öyle düşün. Ona rağmen göstermedin. Neyi Son rast diyorum işte. Yani ha. çünkü karşındaki insanın sürekli saçma bir şekilde bir durum kur... Aynen, kuruntu yaptığını ve olmayan şeyleri oluyormuş gibi düşündüğünü düşün. Artık kendini açıklıyorsun, açıklıyorsun, gerçeği anlatıyorsun, anlatıyorsun, kanıtlıyorsun, kanıtlıyorsun. Bir yerden sonra insan yoruluyor. Ya Diyorsun ki ne oluyorsa olsun bu saatten sonra. Kaç zaman oldu? Tahmini yaklaşık. Bir yıl olacak. Bir işte, Devam yani bir yıldır. Şey, iletişimsizlik. Bu anlattığım Aha. olay bir Aha. yıl olacak. Şu Aha. an öyle bir şey yok. İşte yok, anladım. Aynen. Yani üstü kapanabilmiş. Hakikaten çok enteresan ya güçlü duruş göstermişsin. Ama dediğim gibi sanki şey yok. Ee, evet son evet yıpranmışlıkların toplamanın verdiği karar netice falan filan ama sanki kendinden vazgeçecek kadar yoğun bir şey ya olsaymış. Ama beni benim hayatıma zarar verecek ya da beni hani o üzecek kontrolüm var yani. Aynen bir şey olduğunu artık bildiğim için onu artık salmak zorundasın. Neyse devam edelim. Kendini affettireceğin bir yandasın şu anda seni dinliyor. Anlatır mısın? Var mı böyle bir şey? Ee, bunu söyleyebilirim kim olduğunu. Kardeşim bozuldu bana. Arkadaşlarımla buluştum. Onlar böyle hani olur ya üç aydır görüşmüyoruz. Hı, özel hı. bir şey anlatıyorlardı. Onun da okula yakın bir yerdeydim. yanıma uğradı. Ben de dedim ki ya kızlar hani özel bir şey anlatıyor. Sen birazdan hani şu arkadaşların oraya gitsene dedim. O çok üzüldü. Özür dilerim. Yani çok çok sonra kötü hissettim kendimi. Vay, ya tamam ya, hay, evet ya tamam abla falan ne ama hani o yüzündeki neden çünkü o da beni 3 aydır görmüyor. Şimdi baktığın zaman ne hisseder? Ne hisseder kardeşim? Abi, ne hissedeceğim kardeşim? Abiyle mı ben mi? Abi de benim <laughs> uzakta yaşıyordu. Ne bileyim senin gibi bir, çok enteresan bir kardeş ilişkisi var hakikaten düşündüm ya. O sürprizi gerçekten anlamamıştı. Sence neden? Ee, Olmuş muydu? Sürpriz yapar mısın? Ben beceremem çok yapmayı. Sana yapılır mı? Yaptılar bu yıl doğum günü sürprizi yaptılar. E çok beceremediler ama yine de sürpriz oldu. şeyden dolayı, oteldeki çalışanlardan dolayı beceremediler. <laughs> ben öğrendim bir şekilde. Çok güzel bir sürprizdi. Sette de yaptılar. Ben sürpriz yaptım anlamayan oldu mu diye düşünüyorum şu an. Ee, sürpriz değil de aslında çok düşünülmüş bir hediye aldım. Ee, ama karşılık bulmadı. Yok çok beğendi hediyemi. Ama ama gözümün önünde e? notu çöpe attı. Şaka yapıyorsun. <laughs> ama yani böyle farkında olmadan yaptı. Geri alsaydın hediyeyi. <laughs> farkında olmadan hiçbir şey demedim. Hiçbir şey demedim ama farkında olmadan çöpe ben attı notu. Şok. Ondan sonra ben böyle kaldım ama sonra unuttum meseleyi. Ama şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Abi unutulacak bir şey değil. Ama şunun farkındayım. Yani istemsiz yaptığının farkındayım. Yani ya, tamam o an istemsiz ama onun pişmanlığı olsa derdi sana onu onun mahcubiyetini hissederdi ve sen bunu anlardın. Sonra özür diledi zaten ama. Nasıl diledi? Yani gerçekten pişmanmış Benim gibi. bir şeyleri üzüldüğümü anladı. Abi, oradan o, geldi. daha Daha çok geldi. batırma <laughs> bence. O çok ilginç ya. Yok önemli Nasıl değil yani. Önemli abi ben şu an çok üzüldüm. Ne demek? Ben o şey bizim... Hediye atsın, notu saklasın ya. ya. Ama yani hediye gerçekten anlamlıydı ve onun işine yarayacak bir şeydi. O yüzden şu an çok mutlu hediye aldığım için ama işine de yaradı bence. Bu ne kadar bencilce bir işine yarayacak onun tarafında yani not asıl çok ilginç. Sen konuşmaya devam ediyor musun o kişiyle? Evet. Şaka yapıyorsun. Arkadaşım çünkü. Ya o çok şeyliğini attı yani. Neyse peki. Bana kız çok kızacak muhtemelen de yani çok <laughs> garip. Ama Allah'tan senin gibi birine denk gelmiş ya. Olsun. Bak mesela çok naif yönlerini de görmüş olduk. Maraş çıkarmamışsın. Yok çıkarmam yani öyle durumlarda böyle bir Sen böyle şey içine da... atıp daha çok üzülecek bir tipe de benziyorsun Evet. Gece değil mi böyle uyumadan evet. önce? Tam o sensin ya o <laughs> evet. kişi sensin ya. <laughs> evet. Bütün gün böyle enerjik gezip gece yatmadan önce. Evet. Bugün böyle bir şey olmuştu. Sabahlar olmaz güneş de evet. olmaz. Son soru. <laughs> Bu bölümün son sorusu. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Nasıl seversin sen? Aa, ben çok güzel severim. Nasıl seversin? <laughs> ben çok güzel severim. Genelde anlamazlar nasıl sevdiğim. <laughs> Şaka yapıyorsun. Evet. Mesafeli mi seversin? Ee, ben içimden konuşurum sevdiğim kişiyle. Hani böyle Hissettirir çok... misin? Ee, aslında alırsa yani hisseder. Şefkati hisseder mi? Evet hisseder. Yani ben pek konuşmam bu konuda söylemem çok fazla ama eylemlerimle bakışımla ya da işte ne bileyim ona karşı davranışım herkesten farklı olur. Bunu alırsa aslında hisseder ne kadar çok. Daha sevimli. açık olmayı diledin mi severken? Sevmenin daha yalın hali. Ee, yani çok dile getirmekten hoşlanmıyorum yine de i̇şte. karşımdakine. On bence o biraz Dediğim gibi o söylediğim tamam, o muç güçlü gözlük değil, güçlü ha. gözükme meselesinden kaynaklı. Yani yine bu aslında travmatik geçmişe dayalı bir şey. Anladın mı? Yani birini çok sevmişsindir ve o aşırı seni üzmüştür ya da aldatmıştır, bir şey yapmıştır. O yüzden şimdi böyle sevdiğim insanlara sevgimi çok fazla sözle gösteremiyorum ama davranışlarımla gösteriyorum. Ya yani ona yaptığım özel davranışlarla gösteriyorum. Ben de orada kaldım aslında. O hikayede kaldım. Hiç konuşulmadı konuşulmayan ama gözlerimizle birbirimize bakıp benim anladığım, senin anlattığın o hikayede kaldım aslında. Çünkü e, çok az hikaye insan hayatında kırılmaya yol açar. <laughs> Sende de kırılmaya yol açan şeyler tabii ki farklı bir sürü şey yaşamış olabilirsin ama en böyle hit bir şey yaşanmış gibi. E, ne yapıyor biliyor musun? Onu yaşatan biliyorum tabii. Hala biliyorsun. Tabii biliyorum. Takip ediyorsun. Yo, aynı yerde oturuyoruz. Şaka yapıyorsun ya. Tabi Biliyorum yani Denk çevremiz tabii çevremiz ortak. Sıkıntılı bir durum ya. E, ama şöyle bir şey var. Ben aslında onu da affettim yani şey olarak e, kızgın veya öfkeli değilim. İlçimi değilsiniz ama. Sadece bana yaşattığı şey bende kaldı. Yani onun kendisiyle alakalı bir sıkıntım yok şu an. Sadece durumla alakalı sıkıntım var. Yani onu ona yüklemiyorum çünkü yaşımız zaten Abi sen artık çok küçüktü. Bak dert gelmiş, çarpmış, vurmuş, acıya dönmüş. O kabuk bağlamış, o yara dönüşmüş. Sen o konuyu kapatıp buna olgunlukla bakabiliyorsun of. ama bunun travmasını ve etkisini ondan çıkamıyorsun. Ya Yine aynısının daha... olacak korkusu hiçbir zaman gitmiyor. Yani zor. Vallahi zor. Ne desem, ne sorsam bilemedim şimdi. Ben nedense kendim şey gibi hissettim. Meghan Markle şey Oprah'la <laughs> Ama biz de çünkü şu... <laughs> ama şimdi kalkıp hani kızı yıldızındaki set evet, orta... Hayır. Bir an kendim orada hissettim öyle böyle ilginç bir şekilde. Yani senin bakışın benim böyle yapmam. Hani Meghan'la Oprah konuşuyormuş gibi. Senle biz başka yerlerdeyiz tabii başladığımızdan <laughs> beri aynen. Ee... Hani dedin ya o gelir gelmez işte yorgunluğunda alakalı evet. hani konuşmayacağız böyle bakarak falan. Evet evet. Öyle geçiyor. İlginç ya. Yeniden kendinden geçmen, değişim göstermen, kendini açman, savunma mekanizmalarının düşmesi, farklılaşman, başkalaşman, çok uzun zamandır yaptığın mantığını eyleme koymayı hı hı. devre dışı bırakman gibi şeyleri. Yaşama arzun var mı? Var. Bir gün karşılaşacağını düşünüyor musun? Evet var Aha. ama şu an değil bence. Çünkü orada da <laughs> <laughs> Yok, Şu an değil bence. Şu an daha böyle iş odaklıyım. Onu yine yani korkuyorum yine değil yani. Evet. Evet, şey korkuyorum. iş odaklıyım. Şu an çok mutluyum. Eğleniyorum. Gayet keyifliyim. Şu an öyle şeylere gerek yok. <laughs> Abi ne kadar yani ne kadar? Ne? Konuşmak istemiyorum ya. Niye? Yani, <laughs> Neye bozuldu şu an? Anlat. Ya yok çok fazla konuşacak aslında fazla şey var ama senin gittiğin yönde doğrultuda bu muhabbet devam etmek e, belki sen de yeni izle bırakacaktır. İddialı söyledim belki ama e, bu kadar genç yaşta ve hayatın başka şekilde evrediği e, güzel bir kızda öyle bir hayat hikayesi aslında ortaya çıkıyor ki ruhuna tesir etmiş. Evet. Bu düşünmeyi de sorgulamayı da değer. Ama biz bence geleceğe odaklı atıyorum bir sonraki seninle buluştuğumda çok bambaşka şeyler konuşmayı hayal ederim yani. Ne var biliyor musun? Niye sormak istemiyorum, konuşmak istemiyorum? ilk hı hı. kez galiba çok uzun süre sonra e, dinlerken karşımdakini onun hikayesinde izler taşıdığı ve ona olumsuzlukları yaşatan kişilere öfke duyduğumu hissettim. Hı. Mesela genelde üstü kapanmıştır veya ben meselelere şeyden bakarım yani e, ortadan devam ederim ve Dinlerim. Olmuştur, ütmüştür. Konu odaklı olurum. Burada hikayenin içine beni aldın. Hı. Nasıl yaptın bilmiyorum. <laughs> o yüzden, hakikaten öfke duymaya başladım yani. Çok ilginç bir şekilde. O yüzden çok irdelemek istemiyorum. Ama nacizane tabii ki yorum olur. Ee, bunu başka yerden algılamanı istemiyorum. Hı hı. Şu an nasıl buraya otur senin heyecanla davet ettiysek, şu an hakikaten sosyal medyada attığı bir story bilmem kaç insan bakıyorsa, dizide bir başarısı varsa bu kızın, Muhtemelen hayatında bu engeller aslında ruhunda iç dünyanda kalkmış olsa çarpı 10 olacaksın. Başka bir insan ortaya çıkacak. O dans eden o enerjiyi sokaktan geçen insanlar da fark edecek o kızda. Bence o kızı insanların artık fark etmesi gerekiyor. Başka bir gizem ortaya çıksa. Benim seninle ilgili en büyük bu program sonra bu olur galiba. Ben Şeye döndü ya. Yok, ama hayır. <gülüyor> <gülüyor> ama bir şey diyeyim ben de senin aynı fikirdeyim. E, ve o gizem geliyor ama bence. Evet evet. O, o konuda rahatsız oluyorum. Biraz aynen. <laughs> Yo, yani o gizem geliyor. Ben onu hissediyorum. Yani şu an yaklaşık iki aydır kendimi daha farklı hissediyorum. Ve ya o ya içimde çıkaramadığım bazı şeyler var. İşte, özgüven eksikliği patlayacak de patlayacak değil yani. aslında. Hani aynen. bilmiyorum bir şeyi böyle sıkıştırdığım bir şeyler var. Ve onlar çıkacak yani eminim. Bence e, yani iki aydır böyleyse bir iki ay sonra... zaman demek lazım ama volkan <laughs> patlayacak. İleride, Hayatları evet, kırılacak bana yani. Bana öyle geliyor. Son inşallah. soru. Final sorumuz. Dilediğin kişiye, dilediğin soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın? <gülüyor> <gülüyor> Girmeyelim oralara. <laughs> Hayır artık düşündüğünü anladığımı da anlıyor ya evet. daha farklı. <laughs> yani onu sormayayım durum. <laughs> 83 milyon <laughs> izleyecekmiş falan diye. Terledim. <laughs> Vallahi terledim. Başka bir dilek dilemem lazım şu an. O kişiyle alakalı <laughs> ki onu sorayım. Aklına gelen başka bir soru oldu galiba. Evet dur. Gizem sarılmak ister miydin? Evet sarılmayı çok severim. En çok sarılmayı mı özledin? <gülüyor> <gülüyor> Yo insanlarla sarılıyorum hala. He. Ama çok böyle spesifik soramayacağım soruyu mesela. Yani çok normal bir soru olacak şu an. Soralım. Ama o kişi bilir ne olduğunu. Tamam sor. <laughs> tamam, tamam sor, sor. tamam. Nasıl istersen. Kişiyi söylemeyecek misin? A hayır. Ama burada kişi ve soru. kime ne Ay sorardın? Soru o. bir de. Tabii. Dediğin kişi soruyu 83 milyon izleyip programı sorma <laughs> imkanı verildi. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın? Tamam. Soruyorum. Elif en yakın arkadaşım. Ona soruyorum. Ne sorardın? Gerçekten merak ettiğim şey biz hiç kavga etmedik. Hı -hı. Hiç de birbirimizden bir şey saklamayız. Hı -hı. Gerçekten bu zamana kadar benden hiçbir şey saklamadın mı? Hiç Çes... mi yalan söylemedin? Kesin söyledi ben sana. Söyleyeyim. Bunu soracağım. <laughs> Hadi bakalım. Elif cevap ver bakalım. Sakladın mı? <laughs> cevabını öğrensen söyle bana. Çok merak tamam. ettim. Bugün sorarım hatta tamam, tamam. Böyle bir şey sordum. cevabını ver. <laughs> Teşekkür ederiz, Ağzına ben sağlık, ayağına sağlık. Ederim. İyi ki gelmişsin. Hakikaten İlk böyle yaptık, ne yaptık, ne konuştuk. Ben hatırlamıyorum. Ben aynen. Büyük bir terapi gerçekleştirdik kameralar <laughs> önünde. İyi bir muhabbet oldu, aynen. Güzel muhabbet oldu. Ya yani hiç böyle bir şey konuşacağımızı düşünmüyordum bu arada. Ne güzel olmuş. Sen beni biraz oraya çektin bir şekilde. Ben hiç. Ben, de, ben de anlatasım varmış belli ki. Evet. Ama iyi geldi bana. Bana Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür <laughs> ederim. Arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.